Merhaba arkadaşlar. Ruger P85'in 301 serisinin bir tetik hatası var. Bu 301 serisi Ruger'lerin çoğunluğunda olan bir hata. Size şu an bu hatayı ve bunu hatanın nasıl giderileceğini anlatacağım. Nedir Ruger P85? Emniyet Müdürlüğü bünyesine hizmete verilen ve emekli polislerin sivillere tabancaları ruhsatlı olarak satmasını, beyliklerini satmasından sonra bu tabanca sivillerin eline geçmeye başlamış olan bir tabanca. 301 olan seride arkadaşlar, şu görmüş olduğumuz gibi 301 olan serilerinde, biraz sepeye çekersen şöyle bir kameraman kardeşim. 301 olan serilerinde bir tetik hatası var. Normalde üzerine kızak monteliyken tetikte herhangi bir hata yok, çalışır tabancaları. Ancak bu tabancayı sökerken şunu aşağı indireceğiz. Ancak olan kısım şu. Şu an ben bunu tamir ettim. Tamir etmeden önceki halini göstereyim. Şu. Tamir etmeden önce silah ne oluyor? Onu bir izah edeyim ben size de. Tamir etmeden önceki hali tabancanın şuydu arkadaşlar. Şimdi tetiğin şu şekilde durması, şu şekilde çalışması gerekirken, bakın kızak tutucu parçayı, kızak tutucu parçanın şu birleşme noktasına gel bakalım. Bak, kızak tutucu parçanın nereye basması gerekiyor? Tetikte basması gereken yer şurası. Şurayı güzel çek bakayım sen kameraya. Tetiğin üzerine, tetiğin şuradaki şu yuvarlağına şu kızak tutucunun basması gerekir. Burada mesafe hatası yapmış. Yani üretici firmanın hatası var burada. 301 serilerinde bu hata var. Hatalı üretim. Bunun kanalı var. Kanal nerede? Şu yayın altında bir kanal var değil mi? Bak, elimi çektiğim zaman tetik boşa çıktı. Al. Bak, tetik hatası. Şimdi siz bu tabancaları ruhsatlı 301 serisinden Ruger kullananlar şu konuştuğum lafı destekleyecektir burada. Bu tabancayı söküp takarken tetiğin boşa çıkması yüzünden, şu hata yüzünden tekrar takamama, tekrar yerine oturtamama gibi sorunlar yaşıyorsunuz. Bu silahta da şöyle bir pin var arkadaşlar. O pimi bir göstereyim. Şu görmüş olduğunuz pim, şurada görmüş olduğunuz pim, bu tabancanın tetiğini yaylandıran pimdir arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz yay, şu parçanın üzerine biniyor, şu kızak tutucunun üzerine biniyor ve tetiğin üzerindeki şu kısma binmeyi sağlıyordu. Şimdi ben bu tabancaya peki ne yaptım da bunu düzelttim? Şimdi de onu göstereceğim. Arkadaşlar ben şunu yaptım. Şuraya ikinci bir kanal yaptım. Bakın. Kameranla iyi alabiliyor musun ikinci kanalı? Ya ben iyi tutabiliyor muyum elimle diyeyim. Bakın arkadaşlar şuraya ikinci kanal yaptım. İkinci kanal yapmamızın sebebi şurada görmüş olduğunuz yayın bunun üzerine basması. Bunun üzerine bastığı zaman aşağı doğru baskı ile bu şu tetiğin üzerine şu şekilde binmesi lazım. Lakin bunu yaparken de kanalı aşmakla derdimiz bitmez. Başka bir sorunla karşılaşırsınız. Ya ben bunu tornaya gittim, açtırdım, yaptırdım demeyin. Başka başka sorunlarla karşılaşacağınızı biliyorum. Şimdi onu da göstereceğim arkadaşlar. Telefonu bir dakika bir durduruyoruz. Telefonumuz çaldı, onu durduralım. Şimdi tekrar takıyorum. Şu yay biraz sert olur genellikle. O yüzden bunu takmak biraz zor olur arkadaşlar. Şimdi bunu kendi yaptığım modele doğru getirdim. İkinci kanalın üstüne, yani yeni açtığım torna kanalının bunu üstüne bindirdim arkadaşlar. Ve ne oldu? Bakın tetiğin üzerine bindi. Lakin şöyle bir sorunla da karşılaşırsınız bu işi yaparken. O sorun da şudur. Namlunun ayağı kızakla beraber takıldığı zaman şuraya sürter kardeşim. Bak şuraya sürter. Onun sürtmemesi için de kızak tutucu parçanın şu kısmını eğeyle almanız gerekiyor. Eğeyle ya da bir zımpara aletiyle alacaksınız bunu bir şekilde. Ben bunu aldım. Onu alınca daha güzel bir şey oldu. Şuradaki pis çıkıntı da, daha fazla abartılı bir çıkıntı da gitmiş oldu hem. Lakin rastgele ölçülerle alma yok. Yani bu işi yapacak kişi gene silah ustası olsun. Takalım. Şimdi yaptığım parça üzerine bindiğinde nasıl çalışıyor ona bir bakalım. Takmadan önce de bir boştayken tetiğimize bakalım. Bakın şu an benim parçayı yaptığım hali bu. Üzerine biniyor halde.
kanalın üzerinde tornaladığım yerde dönüyor. Buyur arkadaş. İstediği gibi şakır şakır tabanca çalışır. Buyur. Tetik yukarıya doğru hoplama yapmaz. Siz bu tabancayı söktüğünüzde, şunu geriye çektiğinizde birinci kanala oturacaktır. Ve birinci kanala oturmasından dolayısıyla tetiğin üzerine binecek ölçü ve orijinal olması gereken mesafeye gelecektir. O firma hatası, üretici firma hatası da giderilmiş durumdadır. Buyurun arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tabancamız canavar gibi işini görüyor. Şimdi kızak tutucu parçamızı yerine bir takalım. Şunu oturtmadan olmuyor demiştik değil mi arkadaşlar? Elimle şöyle de vereyim. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tetiğimizin hatası da giderildi. 301 serisi Ruger'lerde. Bu tetik hataları gideriliyor arkadaşlar. Ama gene yani kafamıza buyruk bir yöntemlerle değil de bunu bir silah ustası yöntemiyle yapabilirsek çok daha iyi olur. Dediğimiz gibi emekli beylik polis tabancası olan Ruger'ler bunlar. Sevilmez. Halk arasında çok sevilen bir tabanca değil. Emniyet camiası tarafından çok sevilmiyor. Sevilmemesinin sebebi ağır oluşu, kaba oluşu. Ha bir de tabancamızın bir özelliği var. Tabancamız mermi olmadan adam öldürebilir arkadaşlar. Yani mühimmatsız adam öldürürsünüz. Nasıl? Adamın kafasına atıyorsun, adam ölüyor. Çünkü silah hantal değil mi? Şaka yaptım, espriydi bu. Evet, 301 serisi Ruger arkadaşlar. Tetik hatası bu şekilde giderildi. 302'lerden farkı, iğnesinin arka kısmı biraz kalın olur. 302'lere farkı odur. Bunun 310 serisini gördük. Ruger P85. Sevmeyen sevmeyebilir. Benim takdirimi kazanan bir tabanca. Hatta tabancada ilk döküm kullanılan tabanca bu diye duydum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ben bu internetten gelen bilgiler konusuna pek takılmıyorum. Burada zaten size anlattığım konular benim burada gördüğüm doğaçlama olan anlatım tarzı. İnternetten merak edilen, internetten araştırılması gereken bir şey de onları internetten herkes araştırsın. Lakin tabancayı sevmeyen sevmeyebilir. Mukavemeti çok güçlü bir tabanca. Eski dönem polisler çok iyi bilir. MP5 fişekleri vardı. MP5 fişeklerinin çekirdekleri. Şuradan bir çekirdek numunesi alalım elimize. Bu benim sahte mermim arkadaşlar. Deneme mermim. MP5 fişeklerinde şu çekirdekler daha böyle bakırımsı, daha böyle yumuşaktı. Namluda genleşmeye sebep olurdu. Yani bir magnum tabanca şey gibiydi. Barudu da çift baz yani magnum barut kullanılırdı. O özenden namlulara zarar verirdi. O namluya zarar vermeden, kilit boşluğuna zarar vermeyen, tırnağa zarar vermeden MP5 bir şeyini dünyada atabilecek en babayiğit tabancayı görüyorsunuz şu anda. Kim beğenmiyormuş bilmiyorum ama muhtemelen polisler görevi boyunca uzun süre... Lakin tabanca benim bildiğim kadarıyla da çok mükemmel bir tabanca arkadaşlar. Gerek atışta gerek şeyde. Sen çekime devam ediyor musun kameraman arkadaş? Evet arkadaşlar, Ruger marka tabancanın 301 serisi olanın, 301 Ruger tabancaların tetik hatalarını, bu hatanın nasıl giderileceğini tarif ettim. Kafkas Silahçılık'tan izlediğiniz için de teşekkür ederim. Instagram Kafkas Silahçılık sayfama da davet ediyorum. Lütfen Kafkas Silahçılık Instagram abone olun arkadaşlar. Teşekkürler.